Cut! Oh, Jess! Topları yeniden doldurun! Derhal! Hünkar, günlerdir kaleyi toplarla dövüyoruz. Nice burçları yakılsa da henüz gedik açamadık. Tahkim edilmiş. Aman verme deli. Toplar susmayacak. Hünkarım, lağımcı kullarınız da canla başla iki koldan kazıyorlar. Böyle giderse FETÖ zafer yakındır. Fakat emir güğüne teslim olmazsa muhasara uzar. Kış da erken bastırırsa işimiz daha da zorlaşır. İnşallah emir güğüne kazanamayacağı bir savaş sürdürmekte ısrar etmez. Hazır! Ateş! Emir Güğün'e kaleyi teslim etmeye gönüllü hünkârım. Ve fakat bir şartı var. Hadsiz melun. O kim oluyormuş da Cihan Padişahı'na şart koşuyormuş? Elçi kılığında geldiği yetmezmiş gibi şimdi de bu. Hünkârım müsaade buyur. Bizzat alayım gel. Evvela teklifini bir duyalım. Sizinle tarafsız bir alanda kılıç dövüşü yapmak istiyor hünkârım. Kaybederse revanı teslim edecekmiş. Olacak şey değil. Cürete bakın. Farz-ı muhal galip geldi. O vakit isteği nedir gafilin? Revanı onun hakim... Onun hakimiyetini bırakmanızı istiyor hünkârım. Acem'den dahi Osmanlı'dan azade müstakil bir beylik kuracakmış. Bana meydan okuyor demek öyle mi? Hala. Madem arzusu bu. Kabul ettim. Hünkârım bağışlayın lakin bu bir tuzak. Cenk meydanında baş edemeyince bu yolla sizin canınıza kastetmek istiyorlar. Mustafa Paşa'nın hakkı var hünkârım. Düşmana nasıl itimat edersiniz? Emir'in kim olduğu belli. Niyeti belli. Düşmanlığını gizlemiyor. Ardından Acem oyunu çıksa dahi ben hesabımı bilirim. Rabbim yüze gülüp kuyu kazanlardan sakınsın. Emir'e haber verin. Ne vakit, nerede isterse gelsin. Daha fazla kan dökülmeden muhasara bitecek. Hünkârım, daha evvelden sual ettiğiniz husus hakkında bir
fetva yazdım. Birbirine karşı muhabbet ve merhamette aile yek bir vücut gibidir. Fertleri de uzuvları. Bir uzuv hastalandığında vücut nasıl onu korumak için savaşıyorsa kul da ailesi için savaşmalı. Lakin bazı haller vardır ki orada kurtuluş yoktur. İçeri attı bir kolu kesmezsen, irin bütün vücudu sarar, çürütür, yok eder. Hıyanet de ruhun cerahatıdır. Bu sebeple cezası en çabuk verilen şer, hıyanettir, isyandır. Düşmanlarıyla birlik olup ailesine isyan eden zatın, nizam-ı alem için şer'en katli, vaciptir. Ol babda emr-ü ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Kur'an-ı Kerim Ademoğluna yol gösteren bir haritadır hünkârım. Bu sebeple Allah her kuluna seçme kabiliyeti ihsan etmiştir. Hangi yoldan gideceğine kul karar verir. Sultan Murat. Ne vakit görsem başka suretle karşıma çıkıyorsun. Geçen sefer elçiydin, şimdi şahzadesin. Söyle, hangisi sensin? Suretler insanı yanıltır. Mühim olan kişinin özüdür. Onu da ancak sizin gibi mahir bir göz görebilir. Bir güvercin kartala meydan okuyorsa bunun ne kadar cesaret, ne kadar siyaset, ne kadar gaflet düşünmek gerek. İnşallah bu yiğidin ardında bir hilekar yoktur. Ben sadece kaderine terk edilmiş askerlerimi ve onun çocuklarını, kadınlarını korumak için buradayım. Şerefimle ölmeye geldim. Yahut öldürmeye. Hileyin de dilin kadar kuvvetliyse ne âlâ. Şimdi biz susacağız. Kılıçlarımız konuşacak. Thank you.
Sultan Murat, Allah şahidim olsun ki benim böyle bir hıyanetle alakam yok. Zinhar böyle bir emir vermedim. Hünkârım, inanmayın bu haine. Alenen size tuzak kurmuşlar. Af değil. Canımı almanızı dilerim. Ben bu cengi kaybettim. Ve söz verdiğim üzere Revan Kalesi sizindir. Canım da öyle. Eğer mağlup olursam kapıları açın. Sultan Murat'a şehrin anahtarını teslim edin. Zinhar kan dökülmeyecek. İnandım. Kabul ettim. Senin gibi cesur, yiğit, şerefli bir serdarı karşımda değil yanımda görmek isterim. Mazini, hanedanlığı unut. Bundan böyle şahının değil, benim kulumsun. Şehzadem. Hünkârım sizi beklerler. Hayrolsun Hüseyin Paşa'm. Malumatım yok şehzadem. Beni çağırmışsınız. Bir yere mi gidiyoruz? Biz değil Bayezid. Sen gidiyorsun. Payitahta döneceksin. Hususi mektubu da Valide Kösem Sultan'a ileteceksin. Emredersiniz hünkârım. Kemankeşah da sana refakat edecek. Allah'ın izniyle Tebriz'e yürüyeceğiz.
yanınızda kalıp Tebriz zaferinize de şahit olmak isterdim. İnşallah Rabbim Bağdat'a birlikte girmeyi nasip eyler. İnşallah. İnşallah kardeşim. Ayare nigah etmediğin naz sanırdım. Çok lütf imiş ol aşkına ben az sanırdım. Seyir eylemesem aynede aksi cemalin, hüsn ile sen meh gibi mümtaz sanırdım. Ne vakit dinlesem mest oluyorum. Fevkalade bir eser. Gazelde Nefi'nin üstüne yoktur. Hakkınızda çok şey işittim. Belli ki çoğu yalan. Şiire, musikiye verdiğiniz kıymet malumu. İyi bir şair olduğunuzla. Münasip bir vakitte sizin de ruhunuzun kelamını duymak isterim. Ne konuşuyorlar ardımdan? Zalim olduğumu söylüyorlar. Hiçbir yergiye müsamahanız olmadığını. Oysa ki siyah mı kazada devlet erkanına sarf ettiği ağır sözlere rağmen Nefi'ye gösterdiğiniz hürmeti görünce yalan olduğunu anladım. Nefi? Ver bakalım siyah mı kazayı. Bakalım kimleri hicvetmişsin? Ben dilim döndüğünce doğru bildiğimi yazdım. Ne güne kaldı medet devlet-i Ali Osman? Hey yazık, hey ne musibet. Bu ne madem, a köpek. Sen kadar düşmeni devlet mi olur? Ah hınzır. Ne turu saltanatın sahibi? Bilsem a köpek. Gökten nazire indi siham-ı kazasına. Nefi diliyle uğradı hakkın belasına. Kim bu hicvettiğin a köpek? Ben miyim? Haşa hünkârım. Sümme haşa. Kimin haddine ben bu hicviyeyi? Merhum Abaza Mehmet Paşa'ya yazdım. Ahaliye çektirdiği ızdıraplardan mütevellitti. O hicvettiğin zat benim veziri Sani. Ben bu hakareti divanıma yapılmış addederim.
Bundan böyle sana hicvi yasaklıyorum Nefi. Aman hünkârım etmeyin. Ben ne kalemi tutan elime mani olabilirim, ne de hicvin döküldüğü dilime. Olacaksın Nefi. Yoksa o elini de dilini de keserim.